Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle yaz aylarında okumayı planladığım kitapları paylaşmak istiyorum. Aylık okuma planları konusunda hala çok başarılı değilim açıkçası. Ama dönemlik, mevsimlik okuma planları benim için çok faydalı oluyor. Ve okumalarım için de çok güzel bir çerçeve yapmış oluyorum. Şimdiye kadar yapmış olduğum mevsimlik okuma planlarında genellikle %70-%80 oranında başarı sağladığımı söyleyebilirim. Ama tabii ki %100 tamamen sadık kalıyorum diyemem. Bugün size göstereceğim kitaplardan da büyük ihtimalle hepsini bu yaz boyunca okuyamayacağım. Veya sadece bu kitapları okumayacağım. Büyük olasılıkla araya bir sürü aklımı çelecek olan başka kitaplar da girecek. Ama yine de böyle bir okuma planı yapmanın, bir liste oluşturmanın sizlerle birlikte okumalar yürütebilmek adına da faydalı olacağına inanıyorum. İsterseniz siz de buradaki önerilerden kendinize tavsiyeler çıkarabilir ve ben okuduğum sıralarda siz de benimle birlikte okuyabilirsiniz. Başlıkta da gördüğünüz gibi yaz okuma planı olarak adlandırdım ben bu listeyi ama Mayıs ayını ve Eylül ayını da içerisinde kapsayacak şekilde okumalar yapmaya çalışacağım. Dilerseniz hemen başlayalım çünkü gördüğünüz gibi kocaman bir dağ var önümde. Hemen sizlere bahsetmek istiyorum. İlk olarak kurgu kitaplarla başlayalım istiyorum. Yaz ayları dendiği zaman tabii ki birazcık aklımıza daha keyifli, daha eğlenceli, daha hafif kitaplar geliyor. İlk olarak seçimimi onlardan yana yaptım ben de. Yaz aylarına çok uygun olacağını düşündüğüm, çok keyifli bir okuma sağlayacağına inandığım bir kitap var elimde. Murat Menteş'ten Dublörün Dilemması. Murat Menteş'in daha önce başka kitaplarını okumuştum ama yazarın en sevilen kitaplarından bir tanesi olan Dublörün Dilemması'nı henüz okumamıştım. Murat Menteş'in esprili, sürükleyici dilinin ve inanılmaz kurgularının bu yaz içerisinde okumak için çok keyifli olacağına inanıyorum. Bu kitabı okurken ben çok eğleneceğimi düşünüyorum açıkçası. Zaten yazarla daha önce tanıştıysanız çok eğlenceli bir üslubunun, çok komik bir yazım tarzının olduğunu ve kurguların, hikayelerinin de inanılmaz bir akıcılıkta olduğunu biliyorsunuzdur. Kitap için çok heyecanlıyım. Çok eğleneceğimi, çok keyif alacağımı düşünüyorum. Bu arada kitapları herhangi bir sıralamaya göre yapmadım. Kafama göre okuyacağım büyük olasılıkla. Daha sonrasında elimde Sezgin Kaymaz'dan Farfara romanı var. Sezgin Kaymaz da yine benim çok sevdiğim bir yazar ama daha önce sadece öyküleriyle tanışmıştım yazarın. Hiçbir romanını okumamıştım. Farfara romanının içeriği hakkında çok bir fikrim yok açıkçası. Yazar öykülerinde öyle gerçek karakterler, öyle tanıdık hikayeler sunuyor ki bize romanlarının da aynı bu tatta olacağını düşünüyorum. Ben zaten bu kitabının da Ankara'da geçtiğini biliyorum. Bence çok keyifli olacak ve yazara bir kez daha hayran olacağım bu kitabıyla. Okumak için sabırsızlandığım bir kitap. Bakalım beğenecek miyim? Diğer bir kitabım ise Yekta Kopan'dan Sıradan Bir Gün. İlk çıktığı zaman Yekta Kopan'ın imza gününe gitmiştim ve kendisine imza atmıştım. Hatta benim ismimin ilginçliğiyle alakalı bir sohbet bile etme fırsatımız olmuştu. Nasıl oldu bilmiyorum ama o günden sonra bu kitabı bir türlü okuyamadım. Sanıyorum çok büyük bir beklenti içerisine girmiştim ve bunun bozulmasından korkuyordum. Hatta Yekta Kopan'ın başka kitaplarını okudum ama bu kitaba bir türlü fırsat gelmedi. Bir türlü şansım olmadı. Bu zamana kadar bekletmiş bulundum. Takma Bilsin'le kişisel gelişim kitapları yazan bir yazarın hikayesini okuyoruz. Bu zamana kadar beklettiğim için çok pişmanım ama umarım beklediğime değer ve seveceğim bir kitap olur. Okumayı planladığım bir diğer kitap ise bir bilim kurgu klasiği ve elimde kalan tek bilim kurgu klasiği bu kaldı galiba. Ursula Le Guin'den Sürgün Gezegenini okumak istiyorum. Sanıyorum ki bu kitaptan kış aylarında okumayı planladığım kitaplar videomda bahsetmiştim. O listede yer alan ama okuyamadığım birkaç kitaptan bir tanesi oldu. Bu biraz sonra göstereceğim bir kitabım daha var o listeden kalan. Sürgün Gezegeni oldukça merak ettiğim ve bana oldukça fazla şey katacağını düşündüğüm bir roman. Bir sonraki kitabım ise Yuhua'dan Yaşamak. Bu kitabın birazcık karamsar olduğunu duydum açıkçası. Belki de o nedenle yaz aylarının neşesine çok da uymuyor olabilir ama tabii ki yaz geldi diye sadece böyle cıvıl cıvıl kitaplar okuyacağız diye bir şey de yok. Biraz sonra göstereceğim birçok kitabında çok cıvıl cıvıl olmadığına eminim zaten. Yuhua'dan Yaşamak çok merak ettiğim kitaplardan bir tanesiydi ve son zamanlarda da çok fazla karşıma çıkan bir kitaptı. Çin edebiyatının önemli eserlerinden bir tanesi olduğunu biliyorum ve kendi ülkesinde yasaklandığını da duydum. Yaşama, topluma ve insana dair çarpıcı gözlemleriyle dolu bir roman olduğunu hissettirdi bana. Bence bu kitap benim de düşünce dünyamda farklılıklara yol açabilecek ve beni etkileyebilecek bir kitap olacak. Umarım ben de herkes gibi severek okurum. Bir diğer kitabım ise yine Sürgün Gezegeni gibi kış okuma planımdan kalan ama ne yazık ki okuyamadığım kitaplardan bir tanesi. Nobel ödüllü Kazuo Ishiguro'dan Günden Kalanlar kitabı. Bu kitap arka kapakta yazılanlardan pek fazla anlaşılmayan bir kitap. Dolayısıyla da benim için hala gizemini koruyan bir kitap. Japon edebiyatına olan hayranlığımı zaten biliyorsunuz.
duymuşsunuzdur. Özellikle de gelenekselin dışına çıkan yazarlar benim daha da ilgimi çekiyor. Kazuo Ishiguro'nun da yine gelenekselin dışına çıkan, yeni şeyler deneyen bir yazar olduğunu düşünüyorum. Bu kitap için oldukça heyecanlıyım. Eğer beğenirsem yazarın diğer kitaplarına da göz atmayı planlıyorum. Elimde yazın okumak için birkaç tane de klasik kitabım var. İlk olarak Charles Dickens'tan İki Şehrin Hikayesi kitabıyla başlamak istiyorum. Charles Dickens daha önce hiç okumadığım ama çok merak ettiğim bir İngiliz yazar. İlk olarak da onun en çok beğenilen, en çok sevilen kitaplarından bir tanesiyle başlamak istiyorum. İki Şehrin Hikayesi. İki Şehrin Hikayesi zaten almadan önce bile beni başlangıç cümlesiyle, ilk paragrafıyla çok cezbeden kitaplardan bir tanesiydi. Küçükken bu kitabın bir kısaltılmış versiyonunu okuduğumu hatırlıyorum. Ama şu anda tam baskısından çok daha fazla keyif alacağıma eminim. Zaten hatırlamadığım çok fazla detay da var. En kısa zamanda bu kitabı okumak istiyorum. Geçtiğimiz aylarda yaptığım bir alışverişte Can Yayınları'nın Kısa Klasikler serisinden 3 kitap almıştım. Bunlardan şimdiye dek yalnızca Dostoyevski'nin Uysal Kız kitabını okudum. Ve yaz aylarında okumak için de bu iki kitabı saklıyordum açıkçası. Özellikle Yürümek kitabı benim çok merak ettiğim ve şu anda dışarı çıkamadığımız bugünlerde okumayı düşünmediğim ama daha sonrasında hemen okuyacağım kitaplardan bir tanesi. Aynı şekilde Schopenhauer'un Mutlu Olma Sanatı kitabının da bana çok şey katacağını ve bana çok şey düşündüreceğini, sorgulatacağını düşünüyorum. Bakalım bu kitaplar benim için nasıl anlamlar ifade edecek. Sonrasında yine bir İngiliz yazardan, Oscar Wilde'dan Önemsiz Bir Kadın kitabı var elimde. Oscar Wilde benim daha öncesinde şiirleriyle, öyküleriyle tanıştığım, Dorian Gray'in Portresi romanıyla hayran olduğum yazarlardan bir tanesi. Ve gerçekten çok üretken bir yazarmış. Bu da onun eserleri arasında oldukça önemli bir yeri olan bir tiyatro metni. Ben yazarın kendi dönemine, kendi yüzyılının şartlarına göre çok ileride olan, çok değerli bir yazar olduğunu düşünüyorum. Oldukça merak ettiğim ve beğeneceğimi umduğum bir kitap. Daha sonrasında iki tane gözümü korkutan klasik romanım daha var. Bir tanesi bir Fransız klasiği, bir tanesi ise bir Rus klasiği. İlk olarak Victor Hugo'dan başlayalım. Notre Dame'ın Kamburu kitabıyla başlayalım. Özellikle de Sefiller ve Bir İdam Mahkumunun Son Günü kitaplarıyla kalbimde bir yer edinmiş olan Victor Hugo'nun din ve toplum eleştirisi yaptığı Notre Dame'ın Kamburu kitabında çok çok merak ediyordum. Fransız edebiyatının devlerinden bir tanesi olan ve romantizm akımının da lideri olan Victor Hugo'nun kitaplarında yapmış olduğu toplum ve sistem eleştirileri bence çok yerinde. Hala günümüzde bile evrensel içeriği nedeniyle çok değerli eserler. Benim gerçekten en sevdiğim yazarlardan bir tanesi olma özelliğini taşıyor Victor Hugo. Bu kitabından da oldukça ümitliyim. Çok seveceğimi, çok etkileneceğimi düşünüyorum yine. Bir diğer kitabım ise Gonçarov'dan Oblomov kitabı. Rus edebiyatı açıkçası benim çok çok iyi olduğum bir alan değil ve ben bunu değiştirmek istiyorum. Oblomov'un çok efsanevi bir karakter olduğunu, çok sevildiğini ve insanları çok etkilediğini de biliyorum zaten. Benim de çok seveceğim ve çok beğeneceğim bir kitap olacağından hiç şüphem yok. Kurgu dışı kitaplara geçmeden önce bir de şu anda elimde olmayan maalesef babaannemlerde unuttuğum bazı kitaplarımı da göstermek istiyorum. Şuraya bir yere onların görsellerini koyacağım zaten. Bu kitapları ben yeni edindim aslında ama karantinanın hemen öncesinde babaannemlerde kaldığım sırada orada unutmuşum. Bu yüzden de karantina sonuna kadar bu kitaplara ulaşamayacağım. Ama yine de yaz okumalarımda yer vermeyi mutlaka düşündüğüm için sizlerle paylaşmak istedim. Yaz aylarında her ay en azından bir tane iki tane şiir kitabı okumaya çalışacağım. Ve bunun için de ilk olarak Türk yazarları seçmeye çalıştım. Aldığım kitaplardan ilki Orhan Veli'nin kendi sesinden şiirlerinin derlendiği Beni Bu Güzel Havalar Mahvetti isimli bir özel baskı kitaptı. Onun dışında Gülten Akın'la tanışmayı çok istiyordum ve Kestim Kara Saçlarımı isimli kitabı aldım. Ve bir diğer kitabım ise Edip Cansever'den Kirli Ağustos'tu. Bu kitapları mutlaka bu yaz içerisinde okumayı planlıyorum. Bunun dışında da yine tanışmak istediğim Muratan Mungan gibi, Fürü Feruzat gibi bazı şairler daha var. Bu arada sizin de çok sevdiğiniz şairler varsa önerilerinizi bekliyor olacağım. Dediğim gibi bu yaz ara ara böyle birçok şiir kitabı alıp okumak istiyorum. Dilerseniz şimdi bir de kurgu dışı kitaplara geçelim. Bu yaz içerisinde geçen yazlara kıyasla biraz daha fazla kurgu dışı, biraz daha fazla bilim ve psikoloji kitabı okumak istiyorum. Bu nedenle de birkaç tane kitap seçtim. Zaten yakın bir zamanda sadece psikoloji kitaplarından oluşan bir alışveriş yapmıştım hatırlarsanız. O videoda gösterdiğim kitaplardan bazılarını öncelikli olarak seçtim ve yaz okuma planıma dahil ettim. Şimdi onlara bakalım isterseniz. Elime geçen ilk kitap Vahmık Volkan'dan Atlarla Yaşayan Kadın kitabı. Şizofreni tanısı konmuş olan bir kadının psikanalitik çözümlemesi yer alıyor kitapta. Oldukça farklı ve bana çok şey katacağını düşündüğüm bir kitap. Vahmık Volkan'ın bakış açısıyla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Okumak istediğim diğer iki kitap ise Psikonet yayınlarından almış olduğum kitaplar.
Bunlardan bir tanesi gençlerde kronik yorgunluk ve üstesinden gelme yöntemleriydi. Bir diğeri ise hayatı yeniden keşfedindi. İkisi de çok faydalı olacağını düşündüğüm başvuru kitapları. Mayıs ayı itibariyle zaten psikoloji eğitimlerim de yavaş yavaş başlıyor olacak. O yüzden bu başvuru kitaplarına benim için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bir diğer kitabım ise çok sevdiğim bir psikoterapist ve çok sevdiğim bir yazar olan Ervin Yalom'dan Güneşe Bakmak, Ölümle Yüzleşmek kitabı. Kitabı yakın bir zamanda almıştım ve kitaplıkta sürekli gözüme çarpıp duruyordu. Bu kitabın içerisinde yine psikoterapi öyküleri yer alıyor ve içerisindeki öykülerden Ervin Yalom'un bakış açısından varoluşçu psikolojinin öğretilerinden çokça faydalanabileceğimi düşünüyorum. Elimde Ketebe Yayınları'nın Nasıl Mutlu Olunur kitabı var. Bu kitap Kaliforniya Üniversitesi psikoloji profesörlerinden Sonia Lyubomorsky'nin kitabının içerisinde bugüne kadar mutlu olmayla ilgili yapılmış olan araştırmalar yer alıyor. Bunların bulguları, nasıl mutlu olabiliriz ve bilimsel araştırmalardan kendi günlük hayatımıza nasıl çıkarımlarda bulunabiliriz? Kitaptan edindiğim bilgileri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben özellikle de hem yazar hem de kitabın kendi hazırlanış süreci anlamında güvendiğim, içeriklerini de faydalı bulacağıma inandığım bir kitap. Bir diğer kitabım ise Eric Hoffer'dan Keskin İnançlılar. Bu kitap kitle psikolojisini çok iyi anlattığı söylenen bir kitap. İçerisinde yer alan bilgiler her ne kadar 19. yüzyıla ait bilgiler olsa da çok etkileyici ve çok çarpıcı olacağına inandığım bir kitap. Okuduğum zaman sizlerle yorumlarımı paylaşacağıma emin olabilirsiniz. Benim yazarlarımla okumayı planladığım kitaplar bu kadardı. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur ve siz de kendinize yazarlar için öneriler çıkarabilmişsinizdir. Yazarlarını da okumak için hangi kitapların uygun olduğunu düşünüyorsunuz ve siz hangi listeleri yaptınız? Benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Umarım yazının tadını güzelce çıkarabiliriz ve umarım verimli bir okuma dönemi geçiririz. Kanalıma abone olmayı ve eğer beni de sevdiyseniz Instagram'dan takip etmeyi unutmayın lütfen. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.